Efendim merhabalar, iyi günler. Lexisoria'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Malum insanınız bu sezon artık böyle düşe kalka video yükleyebiliyoruz ancak kanala. Bu nedenle affımızı istirham ederek her zamanki gibi başlayalım. Yine malumlarınızdır ki bundan iki ay kadar önce Türk Musiki Devrimi ile alakalı bir video çekmiştik. Ve aslında müzik devrimine giden, musiki inkılabına giden yolun fikri köşe taşlarından bahsetmiştik. Yani böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu? Bunun fikri arka planı nedir meselesi üzerinde durmuştuk. Bugün biraz daha tatbikata geçeceğiz. Yani musiki inkılabı nasıl uygulandı? Atatürk burada neleri önceledi ve o dönemki kadrolar neleri önceledi? Neler yaşandı? Olumlu olumsuz bütün yanlarıyla değerlendirmeye gayret edeceğiz. Tabii şunu da videoya başlarken söylemem lazım. Bilhassa Cumhuriyet'in kuruluş dönemiyle alakalı konuşurken son derece hassas ve dikkatli olmak lazım. Çünkü burada art niyetli olarak belirli tarihi gerçekleri çarpıtma yönünde gidebiliyor bazen insanlar. Yani baktığınız zaman karalamak için Cumhuriyet kadrolarını veya o dönemi salt karalamak için hiç ortada olmayan bazı hadiseleri ileri sürebiliyorlar. Bunun çok enteresan tuhaf örnekleriyle karşılaşıyoruz tarih anlatımında. Bunun gibi Bazen de oraya bir toz konmasın, yanlış anlaşılmasın gibilerinden bazı tarihi hakikatlerin üstünün örtüldüğü de vakidir. Ama gereken, yakışan, olması gereken hele hele aradan 100 yıl geçtikten sonra bütün bu vakanın detaylarıyla ortaya konması olumlu olumsuz yönlerinin değerlendirilmesidir. Objektif ve sakin bir biçimde değerlendirilmesidir. Yani bunun biz çok yokluğunu hissediyoruz. Sosyal medyada da, YouTube'da da, Twitter'da da bunun çok yokluğunu hissediyoruz. Makul, soğukkanlı, kanlı ve mümkün mertebe objektif bir biçimde veya taraflı bir yönü varsa bile bunun açıkça ortaya konduğu bir biçimde tarihin değerlendirilemediğini görüyoruz. Dolayısıyla biz videoda böyle bir hassasiyetle bir içerik üretmeye gayret ediyoruz bu hususunda nazar dikkatlerinizi arz edelim. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman bu nazarla izleyin diye şimdiden söylemiş olalım. Şimdi efendim 1924'e doğru çevirelim takvimlerimizin yapraklarını ve 1924'te şöyle bir ortam var. Harp bitmiş vaziyette sayılır. Artık Türkiye biraz daha surhsalaha ulaşmış ve Türkiye'de bir teceddüt havası var, bir yenilenme havası var. Saltanat ilga edilmiş, cumhuriyet kurulmuş ve yeni bir sosyete inşası bir gereklilik olarak ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu, bunun hangi vecherlerde, hangi unsurlarda yapılacağına dair de tartışmalar var. 1924'te Türk müziğine dair tartışmaların yönü biraz değişmeye başlıyor. Daha önceden ifade etmiştik. Rauf Yekta'nın, Ziya Gökalp'in, Necip Fazıl'ın çok kıymetli tartışmaları vardı. incelenmeye değer tartışmaları vardı. Bu tartışmalar geride kalmış artık. Bir bakıma Baktığınız zaman pejoratif bir tarafa doğru giden ve daha sertleşen bir dilin 1924'ten sonra daha fazla kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Mesela Kemal Emin Bar'a ve Refet Süreyya imzalarıyla yayınlanmış, yazılmış yazılardan bazı anlatılar yaptım sizler için. Ne diyorlar bakalım Türk sıkısı için o dönemde? şark musikisi ve Türk musikisi namıyla bir şey yoktur. İptidai insanların Afrika vahşilerinin namesi olan bu seslerden nefret ediyorum. Mutfak paçavrasından başka bir şey değildir. Başı ağrımadan bu musikiyi dinleyenlerin kafasının bal kabağından yapılmış olması gerekir. Bunu dinleyen insan kafasızdır, yobazdır. Seviyelerine kadar 1924'te tartışmanın boyutu düşüyor. Tabi bu tartışmalar böyle sürerken iş biraz da ciddiye binmeye başlıyor. Ve 1926'da çok kritik bir hadise oluyor. O da Darül Elhan dediğimiz, daha önceden de müziki eğitimine matuf olarak icrayı faaliyet eden, çalışan bir kurumun ilgası kapatılması oluyor. Ve bu çok etkili bir yasaktır. Aslında Türk müziki devrimine ilişki, daha doğrusu Türk müziğinin yasaklanması sürecini incelerken iki boyutta incelemek lazım. Bunlardan bir tanesi konservatuvarın, yani müziğin öğretildiği mekanın kapatılmasıdır. Diğeri de 1934'te Türk müziğinin icrasının yasaklanması. Yani radyolardan Türk müziği icrasının kaldırılması meselesidir. Dolayısıyla bunu böyle iki boyutlu görmek lazım. Ve bence ikincisinden daha ağır neticeleri olan hadise 1926'daki bu Darül Elhan'ın kapatılması onun yerine İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın kurulması hadisesidir. Bu da nasıl oluyor? İstiklal Marşımızın bestekarı Osman Zeki Üngör ve Musa Süreyya isminde bir beyefendi marif vekaletine o zamanki artık biz Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz biliyorsunuz. Bir yazı gönderiyorlar, bir rapor kaleme alıyorlar. Osman Zeki Üngör'ü zaten tanıyoruz ama Musa Süreyya enteresan bir adam. Babası Giriftzen Asım Bey. Girift bizim üflemeli çalgılarımızdan bir tanesi. Tarihte çok kullanılmış sazlarımızdan bir tanesi. Ve Giriftzen Asım Bey bizim çok meşhur bestekarlarımızdan. Mesela Atatürk'ün çok sevdiği Cana Rakibi Handan Edersin adlı parçanın bestekarıdır şöyle mırıldanmak gerekirse Cana rankimi handa ne dersin Harikulade bir parçadır İşte bu Girifzan Nasım Efendi'nin oğlu Musa Süreyya ki kendisi de Türk müzikisi bestekarları arasındayken bir anda Türk müziğinin aleyhine dönüyor. Ve hususi görüşmelerinde şöyle ifadeler kullanmış mesela esasen Türk müziği yaşamayacaktır ve yaşamamalıdır. Zaten bu musikinin müntesipleri gittikçe azaldı ve azalıyor. Zaman gelecek bunlar da ölecek ve Türk musikisi ortadan kalkacaktır. Diyen rigid bir noktaya doğru Musa Süreyya savruluyor. Ve Osman Zeki ile beraber bu raporu hazırlıyorlar. Rapor etkisini gösteriyor. Darül Elhan kapatılıyor. Ve İstanbul Belediye Konservatuarı açılıyor. İstanbul Belediye Konservatuarı ağırlıklı olarak Batı musikisi eğitimi veriyor. Yalnızca ve yalnızca nota tespiti için bir kurul oluşturmuştur. Orada da zaman zaman işte Saadettin Heperler, Halil Refi Cevat Ulunaylar falan çalışmıştır. Önemli bir kurumdur. Ama Türk müziğinin yeni nesillere kaliteli bir biçimde öğretilmesinin meşk usulü haricinde bir yolu kalmıyor. Yani resmi hiçbir kurumda Türk musikisi öğretilemez hale geliyor ta 1926'da. Yani kültür devrimlerinin en erkenlerinden bir tanesi musiki inkılabı oluyor bu açıdan bakarsanız. 1927'de Darül yerine belediye konservatuarı kuruldu dedik. Ve daha sonraları bir meşhur Sarayburnu konseri vardır. Şöyle 1928'de Gazino'ya teşrif buyuruyor Mustafa Kemal Atatürk ve sırasıyla önce Mısırlı sanatçı Müniretül Mehdiye'den bir parça dinliyor. Daha sonra batılı bir orkestra çıkıyor ve onlar da icrayı sanat ediyorlar ve dans müziği çalıyorlar. Hatta bir kısım genç dans ediyor o sırada. Sonra Eyüp Musiki Cemiyeti'ne sıra geliyor ve Sultan Yegah makamında daha sonra bu makam da kısa bir dönem için Milli Yegah adını alacaktır. İsminde Sultan geçiyor denerek. Sultaneyegah makamında bir fasıl icra ediyorlar. Fasıl bittikten sonra tabi tam o günlerde 1928 e, harf devriminin yapıldığı ve yerleştirilmeye çalışıldığı günler. Gazi de ilk defa bir konuşmasını Latin alfabesiyle yazmış. Ve bu konuşmasını okuması için bir gence takdim etmiş. Genç eline almış kağıdı. Biraz zorlanmış okurken kenküm gakkuk edince Fali Rıfkı Atay beyefendiye verilmiş kağıt ve Fali Rıfkı şöyle bir uzunca harf devriminin gerekliliğini anlatan bir konuşma yapmış, bir nutuk vermiş. Bu nutuktan sonra da meseleyi müziğe getirmiş. Ve Atatürk'ün ağzından şu ifadeler kullanılmış. Bu gece burada güzel bir tesadüf eseri olarak şarkın en mümtaz iki musiki heyetini dinledim. Münretül Mehdiye, Mısırlı Münretül Mehdiye Hanım ve onun orkestrasından bahsediyor. Diğeri de Eyüp Musiki Cemiyeti'nden. Bilhassa sahneyi birinci olarak tezyin eden yani süsleyen Müniretül Mehdiye Hanım sanatkarlığında muvaffak oldu. Fakat benim Türk hissiyatı üzerindeki müşahedem şudur ki artık bu basit musiki Türk'ün münkeşif yani gelişmiş ruh ve hüssini tatmine kafi gelmez. Şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Yani batı musikisini de dinlediniz. Medeni dünyanın müziğini de dinlediniz diyor. Bu ana kadar Türk musikisi denilen terennümler karşısında kansız ve cansız gibi görünen halk derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyorlar. Şen ve şatırdırlar. Tabiatın icabatını yapıyorlar. Bu pek tabidir. Türk fıtraten şen ve şatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman için fark olunmamışsa kendisinin kusuru değildir. Kusurlu hareketlerinin acı felaketli neticeleri vardır. Bunun fariki olmamak kabahattir. İşte Türk milleti bununla yani bu müzikle gamlandı. Fakat artık millet hatalarını tahsih etmiştir. Artık müsterihtir. Artık Türk şendir. Fıtratında olduğu gibi artık Türk şendir. Çünkü ona ilişmenin haternak olduğu yani gönül kırıcı olduğu tekrarda ispat istemez kanaatındadır. Bu kanaat aynı zamanda temennidir diyor. Yani burada aslında bizim bir önceki videoda Sultan Hamid'in ağzından duyduğumuz, dinlediğimiz Türk müziği biraz gamlı bir müziktir, minor bir musikidir, neşeyi ifade etmekte zorlanır şeklindeki eleştiri biraz da inkılapların ruhu içerisinde ortaya sunuluyor. Yani deniyor ki Türk ruhu artık şendir, o gamlı günler geride kaldı. Madem onlar geride kaldı bu gamlı musiki de geride kalmalıdır. Onun yerine şen şatır, bakın insanları oynamaya sevk eden bu batı musikisi, batı musikisi inşa edilmelidir. Tarzında bir konuşma yapılıyor saray burnunda. Daha sonra 1932'de ben yani zaman böyle ilerliyor. Bu tartışmalar devam ediyor. Özellikle saray burnu konuşması çok önemli bir kırılma yaratıyor. Ve 1932'de halk evleri o dönemde en önemli kültür kuruluşuydu. Joseph Marx adında Avusturyalı bir müzisyeni Türkiye'ye davet ediyor. Buradan maksat şu. Bizim musikiğimizi inceleyin. Batılı formda yeni bir form verebiliyor muyuz bu musikiye? Yani batılıların standartlarında ortaya koyabiliyor muyuz bu musikiyi? Bunun cevabını bize verin diye adamcağızı davet ediyorlar. Ben de biraz Gaste arşivini karıştırdım. Parantez içinde söyleyeyim. Gazetearşivi.com diye harikulade bir site var. Buraya girip İstediğiniz tarihten bir gazete kupürünü alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Dahası bu siteye de Patreon'dan destek verirseniz o sayfayı da indirebiliyorsunuz. Çok e, fevkalade istifade ettiğim bir site. Herhangi bir sponsorluk anlaşması olmaksızın böyle bir reklamlarını yapmış olayım parantez içinde. Ben de oradan biraz taradım bu mevzuya ilişkin. 1 Aralık 1932'de Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj vermiş Joseph Marx. Hani musikimizi yenileyecek ya Türk musikisine dair müteaddit eserler okudum ve birçok meslektaşlarımızın izahatını dinledim. İyi ve güzel bir musikiniz var diyor. Bunu garp musikisiyle meclis edip çok güzel bir milli Türk musikisi meydana getirmek mümkündür. Bunun için konservatuvarlarda garp musikisiyle Türk musikisinin beraber öğretilmesi gerekir. Çok yerinde bir tespitte bulunuyor. 13 Aralık'ta yine Marx'ın görüşleri o sırada Tokatlıyan Oteli'nde kalmakta olan Arthur Rubenstein'a soruluyor. O da meşhur bir virtüöz. O da diyor ki bu musikiyi ıslah etmeli ancak şarklı karakterini muhafaza etmelidir diyor. Neden sonra? Bakılıyor ki hem Joseph Marx hem de o dönemde Türkiye'de bulunan batılı sanatkarlar aslında o dönemin ruhuna uygun yorumlar yapmıyorlar. Açıkçası objektif yorumlar yapıyorlar ve Türk müziğinin aslında kıymetli, gayet de dinlenebilecek ve modernize edilebilecek bir müzik olduğunda ısrarcılar. Ancak o dönemin havası o değil. Baktığınız zaman mesela Atatürk'ün Emil Ludwig'e verdiği bir röportaj vardır o tarihlerde. Röportaj sırasında konu müziğe geliyor. Ve diyor ki siz müziğinizi bu noktaya kaç senede getirdiniz diye soruyor Atatürk. Adam da biraz düşünüyor 400 sene kadar bu reform süreci müzikte dönüşüm. Yani neredeyse bir makam müziği olan modal müzikten Tamperaman müziğine geçiş süreci. Biraz teknik bir tabir ama teknikle ilgilenenler için söyledim. Bu geçiş süreci ne kadar da olmuştur diyor. Adamcağız da işte bu orkestrasyon işleri şu durumudur budur 400 sene kadar sürmüştür. Atatürk diyor ki bizim 400 senemiz yoktur. Acele yapılması gerekir bu işin diyor. O dönemin havasında böyle bir acele duygusu var. Dolayısıyla Joseph Marx'ın veya Rubenstein'ın söylediği Müzi müziğiniz iyidir, bu batılı olarak reforme edilebilir düşüncesi açıkçası pek kabul görmüyor o dönemde. Ve Joseph Marx hemen memleketine postalanıyor. Yani konservatuarı iyileştirsin, müzik eğitimini düzeltsin diye çağrılan Avusturyalı sanatkar hemen geri gönderiliyor. Çok beğenilmiyor görüşleri. Yine bu dönemde mesela Peyami Safa, Münir Nurettin Selçuk'la bir röportaj yapıyor. Münir Nurettin enteresan bir biçimde bizim müziğimiz zannedildiği kadar gamlı bir müzik değildir. Çok neşeli havaları vardır, köçekçeleri vardır, tavcancaları vardır diyerek müziği savunuyor o tarihlerde. Fakat artık rota çizilmiş yani özellikle Sarayburnu konuşmasından sonra Türk müziğinin bir şekilde ilga edilmesi yerine batılı bir müzik ortamının kurulması artık kararlaştırılmış. Nitekim yine 1932'de olması lazım. Beynel Milal Şark Musikisi Kongresi'ne davet ediliyor Türkiye ve bu daveti reddediyor. Biz artık şark musikisi ile ilgili değiliz denerek bu kongreye katılmıyor Türkler. Yine 1933'te Yeşilay Derneği bir kampanya başlatıyor. İçkiye karşı bir kampanya gibi görünüyor ama Deniyor ki bu meyhane müziğidir, bu sizin Türk müziği dediğiniz hadise ve insanları içmeye sevk ediyor. Dolayısıyla bu müziğe karşı bir kampanya düzenlemek gerekir diye yola çıkıyor yeşilacılar 1933'te. Bu çok uzun sürmüş, enteresandır. Yine gazete arşivinde 1939'da bile bu görüşün devam ettiğini, Yeşilay'ın bunu savunduğunu, hatta musikimizi öldürmeyelim diye i.f kod adıyla bir okurun, yazısına denk geldim. Orada da şunu söylüyor. Ağzına damla kadar içki koymamış nice insan. Fari olmam meşre bir indaneden. Yüz çevirmem nafile peymaneden. Bezmedikçe haleti mestaneden. Çıkmam Allah etmesin meyhaneden şarkısını. Büyük bir ağır başlılıkla ve içkiyi düşünmeksizin. Bambaşka şeyler hayal ederek dinler. Siz yani burada mey tabiri geçiyor diye bu müzik beyhane müziğidir nasıl dersiniz diye bir isyan yazısı kalem alıyor. Hatta o dönemde konser salonlarına taşınmış olan bazı Türk müziği icralarını göstererek bakın bu iş ciddi olarak da icra edilebilir. Sadece meyhanelerdeki ince saz takımından ibaret değildir. Vurgusunu yapıyor o dönemde. Fakat artık dediğim gibi rota çizilmiş. Ve bakıyorsunuz mesela 1932'de meşhur bizim İstiklal Marşı'nı da armonize eden Edgar Manas bir çalışma yapıyor. Ve Kemani Tatyos Efendi'nin bir parçasını ...armonize ederek Paşa'ya dinletmeye karar veriyorlar. Yani Gazi'ye bunu dinletelim. Bakın biz müzikte bir reform yolunu açmış olabiliriz. Bu Türk müziğini armonize etmeyi başardık. Hani sevinci içerisinde Paşa'ya gidiyorlar. Gazi Paşa bunu dinledikten sonra şöyle diyor. Bu bir irticadır. Ben Tatyos Efendi'nin eserlerinin çok sesli halini istemiyorum. Ben Türk çocuğunun duyduğu duygularını ifade eden bestecilerin eserlerini istiyorum diyerek tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu konuda çok net. Yani biz bir reform istemiyoruz. Bunun doğrudan ortadan kaldırılmasını istiyoruz konusunda Gazi o dönemde çok net. Nitekim 1934 yılındaki meclis açılış konuşmasında bile bu mevzuyu gündeme getiriyor ve diyor ki: "Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikesidir. Alkışlar geliyor burada. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, de değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletmeye yeltenilen musiki, yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Ulusal ince duygular, düşüncelerini anlatan yüksek değişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu güzeyde, o dönem böyle bir yenileşme havasında sahede yerine güzeyde deniyormuş. Türk ulusal musikisi yükselebilir. Evrensel musiki de yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığı'nın bunu değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim diyor. 1934'te meclis açılış konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bu konuşmadan hemen sonra, iki gün sonra 3 Kasım'da Dahiliye Nezareti 3 Kasım akşamından itibaren radyolarda yalnızca garp musikisinin çalınacağına dair bir tamim yayınlıyor. Yine 2 Kasım'da bir gazete küpüründe geçiyor bu ibare. Gazi'nin her konuşmasında eskiden kötüden bir yığın çöker, yeniden güzelden bir yığın doğar. Dün millet meclisi üyelerinin ve dışarıdan gelmiş yerli ve yabancı dinleyicilerin önünde konuşan büyük başımız Gazi'den bahsediyor. Geçmiş yıllardan paslı bir anak gibi kalan sosyal ileriliğimizin yanı sıra yeri olmayan eski musikiyi yaraşık yerine fırlatıp attı. Dünden beri eski, geri ve uyuşturucu musiki de yoran ve güç öğrenilen Arap öcüklerinin herhalde harf deniyor. Ağdalı Osmanlı dilinin kırmızı ibikli fesin sözün kısası, gazi dilinin gazi eli ve güresiyle yıkılan bayat varlıklarının yolunu tuttu demektir şeklinde bir bunu öven e, haber yayınlanıyor ve karardan 5 gün sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde şehir meclisine verilen takririye dayanarak eski musikinin çalgılı yerlerden de kaldırılacağına dair bir ilan veriliyor. Ama birkaç gün sonra 12 Kasım'da Atatürk'ün musikinin kahvelerden, meyhanelerden veyahut sahil musiki alanlarından kaldırılması bugün için mevzu bahis değildir. Gazino kapsamında şimdilik genişletilmeyeceği bu yasal bildirilir. Bununla birlikte 14 Kasım'da bir gazetede Gazinoların kendiliğinden kapanmakta oldu yani Türk müziği icra edilen yerlerin kendi arzularıyla tırnak içinde kapatılmakta olduğu da ilan ediliyor. Yine enteresan o günlerde halk Evi riyasetine Bursa valiliğinden giden bir tamim var. O da çok ilginç olduğu için müsaadenizle onu da okuyayım. Büyük Millet Meclisi'nin 4. toplanma yılının açılma nutkunda Atatürk'ün işaret buyurdukları evrensel musikimizin halk arasında günden güne yayılmakta olduğu görülmekte ise de Geçimi bu yüzden olan bazı çalgıcıların umumi yerlerde hala eski şark musikisini halka dinletmeye çalışmakta oldukları haber alınmaktadır. Vilayetlerde musiki cemiyetleri ve buna mümasil teşekkülleriyle musikiye aşina muallimlerden istifade edilmesi ve bunlara konserler verdirilmek suretiyle halkın musiki ihtiyacının karşılanarak batı müziğinin kökleştirilmesi ve bu surette yakın zamanda eski şark musikisinin ortadan kaldırılmasını teminini dilerim diye halka ve riyasetine dahiliye vekaletinin 26 Ocak 1935'te gönderdiği bir tamim söz konusu. Dolayısıyla çok katı ve Türk müziğini ortadan kaldırmaya neredeyse yönelik bir karar olarak radyo yasağı 1934'ten itibaren uygulanmaya başlanıyor. Tabii çok trajikomik aslında hadiseler de var burada. Yani bir müziğin yasaklanması, bir müzik türünün ortadan kaldırılmaya çalışılıyor olması bazı trajikomik hadiseler de öğretmiştir. O dönemde bazı müzisyenlerin musiki inkılabı aleyhtarı oldukları, karşısında durdukları ve hatta gizli gizli bu müziği icra ettikleri, yaydıkları, bu da yetmiyormuş gibi ceplerinde silah taşıdıkları. Yani bu musikiyi icra etmekten men edilirlerse silahlı bir mukavemet gösterecekleri Şükrü Kaya'ya o dönemde ihbar edilmiş. Kaya da bu e, abes jurnali ciddiye alıp Çankaya'ya da bazı güvenlik tedbirlerini arttırmış. Yani müzisyenler müziği korumak için neredeyse bir devrim yapacaklar tarzında tuhaf bir jurnal bile gitmiş o dönemde. Müzik devriminden hemen hemen 4 gün sonra diyelim, 4-5 gün sonra Münir Nurettin'in bir konseri var. Bu da enteresan bir hadisedir ve Münir Nurettin her zamanki gibi Türk müziği parçalarıyla sahneye çıkacak. Ama arada bir işte bu radyoda müziğin yasaklanması tırnak içinde devrimi gerçekleştirilince Münir Nurettin repertuarını değiştirmek zorunda kalıyor ve Milli Ün adıyla bir konser vermeye karar veriyor. Bir takım halk türkülerinin armonize edilmiş versiyonlarını o okuyor ve bir piyano getiriliyor sahneye. O da Profesör Melly adında bir sanatkar tarafından icra edilmiş ve o iş öyle kurtarılmış. Milli Ün adıyla kurtarılmış Münir Nurettin'in konseri. Şerif Muhittin Targa'nın bir konseri var. Kendisi hem ud çalıyor hem de cello olması lazım. Cello da icra ediyor. Dolayısıyla repertuarı değiştirme gereksinimi duymamış. Her ikisini de icra etmiş. Bir sıkıntı yaşamamış. Ama Münir Nurettin bütün repertuarı değiştirmek mecburiyetinde kalmış o günlerde. Yine musiki devrimini takip eden günlerde enteresan açıklamalar geliyor. Mesela Neyzen Aziz İhsan Bey diyor ki ben artık neyi bırakıyorum. Bu musiki devriminden çok etkilendim ve flüt çalmaya başlayacağım diyor. Meşhur Udi Yorgo Bacanos, ben de Udu bırakıyorum efendim diyor. O da piyanoya başlayacağını dinleyenlerine müjdeliyor. Tabii daha da trajikomik örnekler var. Bunlardan böyle bir seçki yapmak istedim. Yani biraz böyle gıllı gıdışlı bir konu olduğu için işin komik taraflarından da bahsetmek lazım. Mildan Niyazi Ayomak diye bir sanatkar var. Bu aslında Türk müziğini savunuyor. Bu 1924'lerde başlayan tartışmada Nota diye bir dergi yayınlıyor ve daima Türk müziği notaları yayınlamakla iştihar etmiş bir adam. Hatta nota dergisinin niye çıkıyoruz kısmında da yani e, sebebi telif diyelim eski tabirle kısmında da Türk müziğini savuran yazılar kaleme alan bir adam. Fakat 1934'te bakıyor ki kazan ayağı öyle değil. Yani bir şekilde tornistan etmesi lazım. Bu iş kötüye doğru gidiyor başına iş alacak. Hemen 180 derece veriyor ve diyor ki ülkümüz tahakkuk ediyor. Ve diyor ki bu ülkeye karşı çıkmak gaziye yüz binlerce hürmetsizliktir. Allah'a binlerce şükür, büyük teşekkür. Ülkümüz büyük liderin arzularıyla bugün millete, hükümete mal edilmiştir. Bu yeni yolun haricinde hareket etmeye, bu büyük arzuya aykırı bir yürüyüş yapmaya çalışmak, memlekete, millete, o büyük adama ve çok kalan musiki inkılabımıza karşı yapılmış bir hürmetsizlik telakki edilir diye bir yazı kalemi alıyor. Ve daha sonra da yani eskiden işte Türk müziğini savunan bir adam olmasına rağmen diyor ki Türk müziğini biz bütün tasfiye etmek lazım. Ona göre tabi eski lonca mektebi olarak nitelendirmeye başlıyor bu defa bizim eski musikimizi ve tam her şey bitti deyip gözlerimizi kapadığımız bir devirde büyük kurtarıcı ortaya çıkmıştır. Aklınızı başınıza alın. Gazi devrindesiniz. Musiki diye dinlettiğiniz şey bu devrin lekesidir. Bundan sonra Enderun musikisi yok. Mevlevi musikisi yok. Lonca musikisi yok. İşte Anadolu'nun işlenmemiş, bakir, temiz söyleyişleri. Onları örnek alın, büyütün, gar tekniğiyle işleyin. Hem asri hem milli bir musiki. Yani Ayomak 180 derece dönmekle kalmıyor. Adeta bu işin generalliğine soyunmaya başlıyor yani müzik inkılabının genelliğine soyunmaya başlıyor tabi burada şey de görüyorsunuz yani müzik inkılabının bir önceki videosunda anlattığımız üzere Anadolu'da daha temiz söyleyişler var Anadolu halkı daha farklı bir müzik yapıyor o işte Türk sanat müziğinden tırnak içinde veya klasik Türk müzik izinden farklıdır dolayısıyla onlara gidelim onları derleyelim daha sonra Bela Bartokların falan da yaptığı bir ölçüde budur fakat onları derleyeceğiz ama onlar da iptidai'dir ilkeldir. Dolayısıyla onu Batı müziği seviyesine çıkartmamız lazım şeklinde bir görüş var. Bu görüş tabii ki makam müziğini bilmemekten, yani Anadolu'da makam musikesi yapıldığını, tıpkı Türk klasik musikesi gibi, Türk sanat musikesi gibi bir makam musikesi olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Olduğunu da bir önceki videoda anlatmıştık. Fakat bu görüş yaygın. Nitekim Ayamakta biraz oraya sinyal yapıyor. Yani Anadolu'ya gidin, temiz bahçe söyle işler bulun, onu Batıl tarzda Yeniden canlandırın. Ve diyor ki yine Ayomak'ın Coşkun e, ifadesiyle devam edelim. Bu eski musikinin eserleri itibariyle Arap harfleri kadar bile Türklükle alakası yoktur. Çünkü Türkler bunu hiçbir zaman kendilerine mal etmemişlerdir. Bu musiki tekkelerin, kiliselerin, havraların müştereken kullandıkları dini bir musikidir. Türk musikisi değildir. Şimdi yetmiyor bir de eski dostlara yani eski Türk müzik işine sana dönüp diyor ki Müziğimizden vazgeçmek o kadar zor değildir. Hatta bir kez vazgeçtiğimizde çok geçmeden bu eski müzik bize gülünç gelecektir. Harflerimizi değiştirirken bu teessür ve endişenin aynısını çekmiştik. Hatta şapkayı giyerken bile kısmen içimize bir durgunluk çökmüştü. Şimdi bir fesli görsek gülmemizi zapt edemiyoruz. Gençler eski yazının kıvrım kıvrım büklümleriyle, kuyruklarıyla alay ediyorlar. Siz de bırakın diyor. Hatta gaza geliyor. Bunlar yetmiyor. Diyor ki Arş, Gazi sen yüz bin yaşa. Haydi hep beraber silah başına, teknik harbine. Bu harpte çok şehit vereceğiz. Fakat şunu hatırlayalım ki bu eksilenler zafer kazananların şerefini yükseltecektir. Yani Ayomak 180 derece dönmekte de kalmıyor gördüğünüz üzere bir general edasıyla musiki devriminin savuncusu oluyor. Ama bu onun Nota dergisidir. Yani Türk müziğini savunmak için kurmuş olduğu dergiyi kapanmaktan da kurtaramıyor. Kendisi de işsiz kalıyor netice itibariyle. Ayomak'ın da hikayesi böyle enteresandır. Bu süreçin nasıl işlediğine dair başka malumatlar da var. Bir gün e, Gazi Telefonla arıyor bir Musiki Şinas heyetini. Müzik inkilabı ne alemdedir? Ne gelişmeler oluyor diye soruyor. Bunları bir panik alıyor. Ve kendi aralarında şunu değerlendiriyorlar. Acaba şöyle bir tamim yayınlansa, yani radyo yasağının üzerine, çok sesli müzik harici müzik yapmak yasaklansa Türkiye'de nasıl olur diye bir fikir ortaya atılıyor. O günlerde Cemal Reşit Rey de o heyetin içerisinde. Ve diyor ki arkadaşlar bu söylediğiniz mümkün değildir. Bizim Anadolu'da dağlarda kavallarla işte ne bileyim flüt tarzı şeylerle koyun güden nice çobanlarımız vardır. Türküler okuyan çobanlarımız vardır. Bunlar tek sesli müzik yaparlar. Şimdi nasıl olacak? Bunların yanına biz bir saz daha koyup çok sesli müzik yapın mı diyeceğiz? Böyle iş olmaz diyerek bu işe mani oluyor. Yani dolayısıyla gerçekten makul olarak yaklaşan insanlar da o dönemde azımsanmayacak sayıda. Fakat netice itibariyle Karar çok kesin. Radyoda kesinlikle hiçbir şekilde e, Türk müziği dinlenmiyor. Ve o günlerde konservatuar müdürü Yusuf Ziya Demirci diyor ki... ...birçok kimseler Alaturka musikinin ıslah edilmesini istediler. Bence bu fikir sakattır. Bizim inkılabımızda ıslah etmek yok. Yıkmak ve yenisini yapmak vardır diyor. Yani aslında o dönemin bu noktadaki bakışını da ortaya koyuyor. Ve radyolarda mutlak surette... Türk müziği yasaklanıyor. Yine Yusuf Ziya Demirci olması lazım. Soruyorlar yani e şimdi Türk müziği dinletilmeyecek. Ya bu halk makam musikisini dinlemek isterse ne yapsın? E gitsinler Mısır Radyosu'nu dinlesinler. Türk Radyosu'nda böyle şey olmaz diyerek elinin tersiyle meseleyi itiyor. Ve o dönemde radyo programları şuna dönüşüyor bir müddet sonra. Klavsen konçertosu var. Ardından Merinos koyunları hakkında bir konferans veriliyor. aryaları onların peşine bağırsak parazitleri hakkında bir başka sunum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun faaliyetleri anlatılıyor. Bir Soprano'nun plak kaydı onun peşine geliyor. Türk-Yunan dostluğunu anlatan ve sporun faydalarını anlatan iki peş peşe konferans, inkılap dersleri, bunlardan sonra da Himmetinoğlu isimli operet ve violonsel konçertosu. Yani böyle bir aslında kafası karışık bir radyo programı ortaya çıkıyor. Çünkü o döneme kadar ağırlıklı olarak Türk musikası icra edilmiş. Bir anda bütün repertuar gidince ortadan ne çalacaklarını da bilemiyorlar. Dolayısıyla boşluğu doldurmak için biraz böyle eski TRT'yi andıran yarım can sıkıcı bir içerik ortaya koymaya başlıyorlar. Ve karman çorman bir hale geliyor radyo. Yani bu iş kotarılamıyor o açıdan. Eldeki plak sayısı yeterli değil. icra edilecek parça yeterli değil. Dahası halkın bir ilgisi yok buna. Ve bu nedenle uzun yıllar vatandaşlar daha doğrusu yasağın sürdüğü bir, bir buçuk yıl hatta iki yıl müddetince insanlar uzun dalgada Mısır başta olmak üzere Arap radyolarını dinlemeye başlıyorlar. Ve o dönemde Arap musikisine dair bir alaka başlıyor. Kur'an tilavetleri oradan dinleniyor. İşte efendim e, Ümmü Gülsümler, şunlar bunlar, Müniratül Mehdiyeler falan dinlenmeye başlıyor. Dolayısıyla bazı müzikologlar bizdeki arabesk merakının ve arabesk musikinin aslında bu musiki inkılabı günlerinde insanların Mısır Radyosu dinlemelerine bağlarlar ki bence de çok fazla yanlış bir görüş değil. Dahası bu yetmiyor. Radyo satışları kritik bir biçimde, dramatik bir biçimde düşüyor. Philips o yıl zarar ediyor. 34, 35, 36'ya kadar e, o geçen periyotta ağır bir zarar ediyor radyo firmaları. Ve radyo dinleme oranları da büyük ölçüde düşüyor. Halk radyo dinlemez hale geliyor. Tabii Cumhuriyet'in ana unsurlardan bir tanesi de halkın eğitilmesi. Ve bunda bir vasıta olarak görülmüş radyo. Dolayısıyla radyonun halka ulaştırılmaması veya radyoya halkın teveccüh etmemesi bir sorun olarak Cumhuriyet kadrolarının karşısına geçmiş oluyor. Ve tabi bu yıllarda daha büyük gelişmeler de yaşanıyor. Yani Batı musikisi anlamında başka ilerlemeler de yapılmaya çalışılıyor. Yani evet biz Türk müziğini yasakladık ama onun yerine bir musiki ikame etmemiz lazım. Bu dönemde dediğimiz gibi bir Batı musikisinin ikamesi söz konusu. 25 Haziran 1934'te Milli Musiki ve Temsil Akademisi ile ilgili bir kanun kabul ediliyor. Aynı ay İran Şahı Türkiye'ye gelecek ve acele tarafından bir opera bestelenmesi isteniyor. Ve Özsoy Operası, Atatürk ile Şah dostluğunu anlatan, İran'la Tuğra'nın dostluğunu anlatan bir opera hızlı bir biçimde besteleniyor. Bu operadan sonra birkaç opera daha besteleniyor ee, Türk müzik camiasında, Batı müzikçiler arasında. Ben isimlerini söyleyeyim. Bay Önder, Necil Kazım Akses tarafından, Taş Bebek Adnan Saygun tarafından, Ülkü yolu Ulvi Cemal Erkin tarafından bestelenen Türk operaları olarak ortaya çıkıyorlar. Tabii bu operalar bir ölçüde amatörce ve biraz da aslında zorlama tarafları da var ama Türk operacılığı açısından önemli. Yani bir adım atılmış oluyor Batı müzikisi yönünde. Bu dönemde yasaklamalar radyoda devam ediyor Türk müziğine dair. Ve enteresan bir anı var. Mesela Cemal Reşit Rey bir anısında şöyle anlatıyor. İstanbul Radyosu Müdürü İsmail İsa Bey ezile büzüle yanına geliyor. Ve diyor ki Vasfi Zazo bunun okuduğu Lüküs Hayat ve Deli Dolu operetlerinden bazı gazel kısımları var. Yani Türk müziğine dair kısımlarda bu operetlerin içerisine alınmış. Cemal Reşit'e yereli de bilen yereli de büyük ölçüde operetlerinin eserlerinin içerisine kanalize edebilen bir adam. Fakat bu Vasfı Rıza Zobur'un okuduğu Lüküs Hayat ve Deli Dolu operetlerinde Gazel ve Zurna taklidi taksim içeren iki parça bundan böyle radyolarda okunmayacaktır. Emri tebliğ ediliyor Cemal Reşitre'ye ve Cemal Reşitre Alaturka Müzik'i yasağından bu şekilde zarar değil olacağımı yani zarar göreceğimi hiç beklemiyordum diyor. Yine o günlerde Gazi'nin bir konuşması var. Radyonun ehemmiyetinde bahsediyor. Aydın Saylavlar şeklinde başladığı konuşmayı şöyle devam ettiriyor. Kültür kınavımızı yeni ve modern esaslara göre teşkilatlandırmaya durmadan devam ediyoruz. Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu gibi arsı ulusal ilgiler bakımından da yüksek değeri belli olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur diye bir konuşma yapıyor ve radyolar bu dönemde kamulaştırılıyor. Yani bir ölçüde özel diyebileceğimiz bir yapıdan aslında devlet tekelinde toparlanmış oluyor. Daha sonraları Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurumu şekline gelecek olan yapı o dönemde ortaya çıkıyor. Ve bir aslında sorun olduğu da tespit edilmiş oluyor o dönemde. Yani biz bunu radyolardan yasakladık fakat halk dinlemiyor ve insanlara ulaştıramıyoruz. Bununla birlikte insanlar Mısır radyosu dinlemeye başladılar. Irak radyosu dinlemeye başladılar. Buna da bir çözüm getirmek lazım. Kanaati herhalde o dönemde asıl olmaya başlıyor. Dahası aslına baktığınız zaman Gazi'nin kendisi Türk müziğini çok seven bir insan. Yani her ne kadar bu konuşmalarında Türk musikisi aleyhtarı ifadeleri ortaya koymuşsa da kendi özel yaşantısında Türk musikisine büyük bir alaka duyduğunu biliyoruz. Bir defa kendi masasından hiçbir zaman Cevde Soydan Ses gibi, Hafız Yaşar Okur gibi, Hafız Kemal gibi, Saadettin Kaynak gibi, Münir Nurettin Selçuk, Deniz Kızı Eftelya, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Vasfi Rıza Zobu bu isimleri çeksik olmuyor. Ve bunlar daimi surette Türk musikisi icra ediyorlar. Paşa sofrada batı musikisi dinlemiyor, libretto dinlemiyor, viola konçertosu dinlemiyor. Dolayısıyla Gazi'nin müzik zevki bizzat Türk musiki zevki. Hatta yine böyle bir günde sofrada bir musiki terennümü gerçekleştiriliyor. Nuri Jonker Atatürk'ün yakın dostudur biliyorsunuz. Kendisine diyor ki imam verir talkımı kendi yutar salkımı. Sen millete bu musikiyi mi ben ediyorsun paşam? Nasıl bunu dinlersin? O da diyor ki nasıl her yere meyhane açamazsak Türk musikisinde böyle bir neşriyata tabi tutamayız. Bu benim kötü bir alışkanlığımdır diyor nasıl ben içki içiyorum diye her yere meyhane açamazsam Türk musikisinde böyle neşredemem. Bir inkılap gereklidir tarzında bir cevap veriyor Gazi. Dolayısıyla yani bir ölçüde vazgeçemediği bir kötü alışkanlık olarak gördüğü ifade ediliyor. Dahası Atatürk musikiyi bilen bir insan. Yani sadece bir dinleyici değil. Selanikli Hacı Tevfik Efendi'den meşketmiş Türk musikisini. Hatta Safiye Ayla'nın bir hatırasında Gazi'nin kendisine mani oluyor halimi takriri hicabım adlı eseri Hicazkar o şarkıyı meşkettiğini ifade ediyor. İşte kızım bu parçayı biliyor musun diye sormuş. Bilmiyorum efendim deyince Gazi onu okumuş Safiye ile meşketmiş okutmuş o da plakları okumuştur. Yani musikiyi böyle öğretecek seviyede de bir ölçüde biliyor. Atatürk ilk Atatürk'ten ilk öğrendiğim şarkı mani oluyor halimi Takriyle hicabım şarkısıydı. Bu şarkıyı bana bizzat kendisi öğretti. Şey anlatları ne kadar doğru bilmiyorum. Kendisinin de ara ara boş plaklara Türk musikisi parçaları okuduk, daha sonra bunları kırıp attığı da rivayet olunuyor. Zaten daha öncesinden de bu alakası belli. Mesela Cemal Reşit Rey'in hatıralarında buna dair bir ifade görüyoruz. 1925'te ben diyor ki piyanonun başına geçtim. Gazi'nin e, yanına gitmiştik diyor. Sezar Frank'ın kuintetini çalmaya başladık. Baştaki introdüksiyon, intro kısmı bitti. Atatürk'ün misafirleriyle sohbete daldığını gördüm ve konseri kesmemin münasip olacağını hissettim klasik batı müziğine karşı alakasının fazla olmadığını Gazi'nin o gün anladım. İşte bu sebepledir ki çok sesli müziğin memlekete girmesi konusundaki gayretleri kendisiyle olan hayranlığımı büsbütün arttırdı. Yani hiç beklemiyor Gazi'den böyle bir hareket. Türk müziğine bu kadar aşık sever ve hatta batı müziği dinlemekten de hoşlanmayan bir adam nasıl batı müziği yönünde bir devrim yapacak diye de Cemal Reşit hayretini ortaya koyuyor. Böyle bir ilgisi var muhakkak. Yani Baktığınız zaman Vasfi Rıza Zobu'nun bir hatırasında vardı. Perhizi bozduk bugün diyor. Yani vazgeçmek de istiyor aslında. İnkılaplara uygun olarak o da belki Batı müziğine dönmek, Batı müziğinden zevk almak istiyor ama keyif alamıyor. Nitekim bir seferinde Tamburacı Osman Pehlivan gelmiş. Çankaya'daki köşkte olması lazım. Ve Rumeli türküleri okumuş. Tamburacı Osman Pehlivan da yani Tambura dediğimiz bir sazdır. O sazla böyle aşık havaları, Rumeli havaları okumuş. Gazi'nin gözleri dolmuş. Osman Pehlivan demiş bana annemi hatırlattın. Yani çok mütehassiz oldum bu eseri icra etmende. Çok hoşuma gitti demiş. Osman Pehlivan da biraz herhalde zeki adam. Paşam demiş bu musikiyi radyolarda da serbest bırakın da millet de annesini hatırlasın. <laughs> Tarzında böyle bir dokundurma yapmış. Artık Tamburacı Osman Pehlivan'ın alakasından dolayı mıdır? Veyahut 6 Eylül 1936'da radyoların tamamıyla devlet eline geçmesi ve yani yayınların güvenli bir şekilde yapılacağına dair inancın artması sebebiyle midir bilmiyoruz. Yavaş yavaş milli musiki örnekleri de yani bizim Türk müziği örnekleri de radyoya girmeye başlamış. İlk olarak Tamburacı Osman Pehlivan yine bu şekilde birkaç parça icra etmiş. Daha sonra kademe kademe artmış ve bugünkü seviyelerine gelmiş diyebiliriz. Yani Türk müziği tekrardan 1936'dan sonra sahalara geri dönmeyi başarmıştır radyoda vesairede. Tabii ki her zaman sokakta icra edilmiştir. Her zaman gazinolarda, kahvehanelerde, meyhanelerde bu müzik icra edilmiştir. Ama baktığınız zaman radyodaki icrası yani en geniş medya organında icrasının yaklaşık iki seneye yakın bir süreçte bu şekilde yasaklanmış olduğunu da görüyoruz. Fakat Türk Müziği Konservatuarı üzerindeki yasağın kalkması için 50 sene geçmesi gerekecektir sevgili izleyiciler asıl mesele yani musiki inkılabının bence en önemli noktası budur. Baktığınız zaman evet radyolarda yeniden serbest bırakılmıştır. 1950'lerde 60'lara 70'lere kadar hatta, hatta 80'lere kadar Türk musikisi bu halkı en çok dinlediği müzik olmayı her zaman sürdürmüştür. Her zaman bu yerini korumuştur. Yani bizim divalar çağında bile baktığınız zaman Perihan altında Sözeri, Sabitatur Gülerman, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, e, Hamiyet Yücesez bunlar star olabilmiş. Yani bugünün pop starları gibi klasik Türk musikisi okuyan insanlar ortaya çıkmıştır baktığınız zaman. Tabii parantez içinde şunu da söyleyeyim. Bu divalardan bazıları eliyle Türk müziği yozlaştırılmıştır. O da başka bir meseledir. Başka bir videoda onu anlatırız. Ama baktığınız zaman Türk musikisinden böyle divalar çıkartabilecek bir musiki ...olduğunu 1970'lere, 80 80'lere kadar görüyorsunuz. Yani bu halk bunu dinlemeye devam etmiştir. Fakat bunun resmi kurumlarda öğretilemiyor olması da... ...ağır bir sorun yaratmıştır. Baktığınız zaman o meşk silsilesi devam edememiştir büyük ölçüde. Genç nesillerde buna dair ilgi gitgide azalmıştır. Netice itibariyle ciddiye alınmayan, eğitilmeye layık görülmeyen... ...öğretilmeye layık görülmeyen bir musiki seviyesinde görülmüştür... Ve 70'lerin ortalarına kadar bu müziğin konservatuar seviyesinde öğretilmesi mümkün olmamıştır. Yani biraz vakıf olanlar bileceklerdir. Bugün bile batı müzikçi arkadaşlarımız arasında Türk müziğini tek sesli müzik olarak nitelendiren, öğretilmeye layık bir müzik olarak görmeyen hatta ve hatta Türk müzik hiç bilmeyen insanlar vardır. Bunun sebebi de Türk musikesinin ciddi bir biçimde, akademik bir biçimde ele alınmasının önüne 50 sene boyunca geçilmiş olmasıdır. Türk musikesi konservatuarı ancak Demirel hükümeti zamanında, o da 1975'te Ali Naili Erdem'in gayretleriyle yeniden açılabiliyor. Ve çok tuhaftır, 78 yılında Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı ve Müsteşar Şerafettin Turan tarafından konservatuar kapatılmaya gelteniliyor. Ahmet Taner Kışdalı aslında aydın bir adamdır. Ona rağmen bir konservatuvarın kapatılması için harekete geçebiliyor. Yani burada burada şunu tespit etmek lazım. Kültür noktasındaki inkılaplarda bir acele havası ortaya konmuştur. Daha sonra bunların muvaffak olunamadığı, bunlarda muvaffak olunamadı. Yani bunu Gazi bizzat kendisi tespit etmiş olacak ki ...bu radyo yasağını kaldırmıştır. Tekrardan bunun icrasına müsaade etmiştir. Ve her daim kendi sofrasında da... ...bu müziğe yer vermiştir. Evet, ilk başta düşüncesi... ...Türk musikisini ortadan kaldırmak... ...yerine Batı musikisini ikame etmektir. Nitekim o dönemde... ...bir ölçüde başarılı Batı musik şinaslara da yetişmiştir. Bir Hasan Ferit Alnar örneği vardır mesela. Türk müziğinden Batı müziğine geçmiştir. Çok başarılı bir insandır. Ulvi Cemal Erkin'in... ...o köçekçeleri e, revize ettiği... ...armonize ettiği çalışmaları mesela harikuladedir. Bunlar başarılı örneklerdir. Fakat bu örnekler yaygınlaşamamıştır. Belki de bunu gören Gazi de bu inkılaptan rücu etmiştir, ricat etmiştir diyebiliriz. En azından son dönem için konuşacak olursak. Bize nasıl bir zararı dokunmuştur bu konservatuar yasağının haricinde? Mısır'a bakalım. Mısır kendi geleneksel musikisini modernize etmeyi başarmıştır. Ümmü Gülsüm bunun modern bir formudur mesela. Ve dünyada Mısır musikisi halen daha ciddiye alınan, dinlenilen, Avrupalıların da pekala çağırdıkları, orkestralarını çağırdıkları ve orkestrasyonu başarılmış bir müziktir. Yine Sovyet etkisiyle birlikte Azerbaycan'da Azerbaycan klasik musikisi, mugamlar, şunlar bunlar harikulade, modernize edilmiştir, güncellenmiştir, orkestrasyona, armonizasyona tabi tutulmuştur. Bugün bütün dünya severek Azeri müziklerini dinliyor hatta popüler parçaları bile dünyada yayılabiliyor. Bir Alim Kasımov gibi bir adam dünyanın her yerinde konser verebiliyor. Dahası böyle bir modernizasyon çabasına girmemesine rağmen klasik musikisini koruyan Urdular bile, Urdu musikisi bile dünya çapında dinlenilen meşhur Jeff Buckley'nin şunun bunun çok sevdiği bir müzik türüdür. kavali müziği. Dünyada itibar görüyor. Fakat bizim klasik musikimiz böyle bir güncellemeyi yaşayamadı ve günümüze taşınamadı. Ne oldu? Tıpkı Yeşilay Cemiyeti'nin propagandasında olduğu gibi bir ölçüde meyhane musikisi seviyesine indirildi. Meyhane musikisi olarak görüldü ve böyle icra edildi. İşin bir tarafı bu. Daha sonra da fantezi müzik ondan doğdu. Bir ölçüde arabesk müziğin bir kolu ondan doğdu ve bir meyhane müziği olarak gitti. Şu anda 15-20 parçalık insanların bildiği muhabbet bağına girdim bu gece. İşte indim havuz başına bir kız çıktı karşıma gibi böyle. Alelade ucuz eserlerden ibaret bir meyhane müziği, paçavra müziği olarak kaldı. Öbür tarafta ne oldu? Mesut Cemil Bey'in o da temsil ettiği bir taraftır bir ölçüde. Bu musikiyi ölmüştür. Hiçbir şekilde güncellenemez. Güncellemeye de gerek yoktur. Bunu müziğe kaldıralım. Müziğe kaldırma mantığıyla da öyle ağır, insanları bayan bir tarzda icralar, korolar, kadın koroları, erkek koroları, böyle çoğu 50 yaşın üzerinde insanların bir araya gelip müzelik eserleri, müzelik tarzlarda, müzelik, mostralık insanlar tarafından icra ettiği bir müzik olarak yakın tarihimize kadar böyle gelmiştir. Dolayısıyla bu inkılabın maalesef Türk müziğinin güncellenmesinde, revize edilmesinde böyle bir mani oluşturduğunu söylememiz lazım. Mesela çok enteresan örnekler vardır. Yani bu kopuşun güzel sembolleri vardır. 1971'de Erim hükümeti sırasında. O dönemde Kültür Bakanı Talat Said Halman, ona İsmail Bahasür Ersan geliyor ve diyor ki bir ritri konseri verelim. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda güzel bir ritri konservatuvarı, repertuarı hazırlayalım ve sunalım. Bunun üzerine böyle bir repertuarın hazırlanacağı haberi yayılıyor ortalığa. Ve Sunakan, meşhur bizim harika çocuklarımızdan, e, Kemancı Sunak'a şöyle bir mektup yazıyor. Diyor ki, bu iş ne Itri meselesidir ne devlet konser salonunda Alaturka konser vermek meselesidir. Kökünden Atatürk devrimleriyle sıkı sıkıya ilintilidir. Sahnesinde Beethoven'ın, Brahms'ın, Bartok'un, Erkin'in, Saygur'un eserlerini çaldığım devlet konser salonunu emrettiğiniz gibi müzelik eserlerle 22 ve 23 Aralık tarihlerinde tek sesin temsilcileri işgal ederse naçiz şahsıma tevcih edilmiş devlet sanatçılığı ünvanını size gönül ferahlığıyla iade edeceğimi bilmenizi isterim. Atatürk devletinin temelinde yatan prensipler zedelendiği gün esasen benim gözümde böyle bir ünvanın şerefi ve değeri de kalmaz. Yani bir müzisyenin, bir müzik türünün icra edilmesine verdiği tepkinin abesliği ortada. Yani müzelik eserler, bunlar işgal ediyorlar orkestra salonunu. Bunun asla icrasına Karşıyım diye bir mektup yazabiliyor Sunakan. Ve Sunakan aradan geçen yıllardan sonra bu konu tekrar kendisine sorulduğunda yo pişman değilim evet haklıydım dedi. Bu yetmezmiş gibi ben Dede efendi pek bilmem. Hiç dinlemedim hiç duymadım elbette güzeldir ama ne bileyim ben tarzında da bir açıklamaya imza atmıştı hanımefendi. İnsan bir şeyi reddetmek için bilmesi lazım o konuda bir bilgisi olmasın. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Neden yok? Şimdi bunu söylediğim zaman benim böyle bir şeyim hiç olmadı. Hı -hı. Neden olmadı? Çünkü e, bahsettim size Çünkü yani 5 yaşında, yaşında başında, e, başında. babam keman, babam kendisi dinlemezdi Alaturka. Yani Hı -hı. radyoda Alaturka çandı, hop kalkılır bizim Hı -hı. evde radyo kapatılırdı. Zavallı annem severdi ama o da tabi evet. <laughs> babama şeyinden <laughs> o devirlerde, bulamadın. o devirlerde... Evet. <laughs> beyin sözünden çıkılmaz ya. O, o, o dinlemez. Annem de kapatırdı. Yine onun sevgili eşi Faruk Güvenç'in bir mektubu var. Ondan da bir parça okuyayım. Diyor ki böyle bir bakanı Talat Bey'den bahsediyor. Bünyesinde bulunan hükümetin reform değil olsa olsa deform yapabileceği ve Atatürk çizgisinden saptığı inancındayız. Ve sizin şahsınızda güvenilir bir merci arıyoruz. Nihat Erim'e mektup yazıyor. Önümüzdeki günlerde Kemalist müzikçilerin çeşitli tepkileri patlak vermeden size durumu arz etmeyi görevim saydım. Diyerek Nihat Erim'i uyarıyor. Ve Nihat Erim daha sonra kabine tekrar kurulacağı zaman Tarat Bey'e vazife vermemiştir. Bu hadiseden dolayı. Ve 1971'de görüldüğü üzere Itri konseri devlet konser salonundan yasaklanıyor. Ta ne zamana kadar? 2012 senesine kadar Itri namında bir konser devlet konser salonunda verilememiştir. Dahası 24 Şubat 1977'de Nevzat Atlı yönetimindeki Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu ilk defa Türk müziğini Cumhurbaşkanlığı konser salonuna taşımaya muvaffak oluyor ne zorluklarla. Yani buna ne gerek vardı diye insan sormadan edemiyor. Türk musikisi bizim musikimiz, asırlardır icra ettiğimiz bir müzik. Evet, Gazi Mustafa Kemal bütün teceddüt havası içerisinde, yenilenme havası içerisinde müzikte de böyle bir dönüşüm yapılabilir mi diye bunu denemiş olabilir. Ve burada kendisinin de yanıldığını veyahut bunun doğru bir yöntem olmadığını görmüş olduğu ortadadır. Bundan rücu etmiştir. Bu yasak kendi sıhhatinde kaldırılmıştır. Ve kendi hayatında da bu müziğe yer vermiştir. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirip, bu da bizim müziğimizdir deyip, sahiplenip, bunun üzerine üretip ve belki bu müziği modernize etmek 400 seneye ihtiyaç duymaz. 30 senede, 40 senede, 50 senede bu işler başarılabilirdi. Azeriler bunu başardı tekrar edeyim. Mısırlılar bunu başardı. Biz niye başaramadık? Bizim niye Türk müziğimiz bugün dünya seviyesinde icra edilebilecek bir seviyede değil? Bunu kendimize sormamız gerektiği kanaatindeyim. Allah'tan bugün genç arkadaşlarımız var. Gençler arasında Türk müziğine dair yoğun bir ilgi alaka artıyor. Tambur çalan, ney çalan, ut çalan, saz çalan çok sayıda insan var. Dolayısıyla bu insanlar da gün gelecek dinledikleri müziklerle bunları birleştirecekler. Belki elektro müzikle, belki rock müzikle, belki rap müzikle e, Türk müziğini belli ölçülerde mezz dünyanın e, güncel olarak dinleyebileceği hakikaten kıymetli eserler ortaya koyacaklar. Üzerinden o ağırlığı da attı gibi Türk müziği. Yani o müzelik hava, o insanın içini bayan havada biraz atıldı gibi. Bakıyorsunuz bugün isimlerini vermekten şeref duyduğum Çağlar Fidan arkadaşımız var. Muaz Ceyhan arkadaşımız var. Enes Üstün arkadaşımız var. Hasan Kiriş, Muhammed Ceylan, Ahmet Altın Kaynak. Efendim ismini sayamadığım arkadaşlarım da beni affetsinler. Bakıyorsunuz normal gayet modern kıyafetleriyle hatta bazıları kot şortlarıyla çok güzel tamburlarını icra ediyorlar. Eserlerini okuyorlar, şarkılarını söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir yenilenme havası var ve ben ümit ediyorum ki Türk müziği gelecekte çok daha iyi bir yere gidecek. Hepimizin gayretleriyle, hepimizin çalışmalarıyla daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama tabii ki her devrim sürecinde böyle hadiseler olur. Böyle trajikomik, trajik hadiseler cereyan eder. Bunlara bakarak kati hüküm vermemek gerekir diye düşünüyorum. Ama bizim tarihimizde de enteresan tuhaf hadiselerden bir tanesidir. Bu Türk musikisi yasa. Şimdilik burada bir virgül koyalım bu yasak meselesine. Türk musikisinin günümüze kadar gelen sürecini de bir başka videoda inceleyelim derim. Şimdilik etraflıca anlatabildiğime inanıyorum. Yani gerek bu konuda Atatürk'ün görüşlerini, gerek o dönemde iklimi, o dönemin havasını, gerekse o dönemde yaşanan gelişmeleri etraflıca ortaya koyabildim zannederim. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hatta katıl abonesi olma imkanınız da var. Artık böyle düzenli olarak videolara devam etmeye gayret edeceğim. Ara belki canlı yayınlar yaparız diye umut ediyorum ama hayat ne gösterir bilemiyorum. Dolayısıyla bir etraflı uzunca bir video yapmış olduk sizler için. Sürçü lisan ettiysek affola. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi Tarihin Yasası Nothing, nothing, nothing.